da ayarlarsın kanka. Onu da ben ayarlamayayım kırpma kısmını da ya. Eyvallah kardeşim benim, seviyorsun. Ayarladık bak. Samuray 100 kişi var, hem de her yaştan. Birden 100 güzel yaşına kadar. Ve her birini kendilerine özel cam bir odaya kapattım. Odasını son terk eden kişi $500,000 sahibi olacak. Yarışma resmi olarak başladı. Bakalım hangi yaş daha iyi? 31 yaşındayım. Manzaram ve motivasyonum harika. En iyisi şu an tam karşınızda. Kızım bu cumartesi 3 yaşına girecek. Emri, bu senin için tatlım. 69'um ve harikayım. Yarışmanın kazananıyım. Boing 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 boing. Kazanma stratejin ne bakalım? Bunu su içmek. Alanın her bir noktasına kurulmuş tam 300 kamera var. Her hareketlerini izliyor olacağız. Fark ettiğim ilk şey ise çocukların çılgın stratejileri olduğu. Benim taktiğim çok fazla gürültü. Oha bayağı, ne kadar donanımlı ya. Ne kadar donanımlı işlere girişiyor herif yine. Gürültü yapmak ve bu sayede insanlar uyuyamayacak. Sonra da gitmek isteyecekler. İnanması zor ama gerçekten işe yaradı. Yaşlı olanlar katlanamadı. Şimdiden gitmeye başladılar. Biri lütfen bir an önce şu kızı susturabilir mi? Aman tanrım, yardım edin. Onlar yüzünden bazı çocuklar bile gitti. Gerginliğe sebep oldu. Hayır. Parayı istiyor muydun? Evet. O zaman neden çıktık? Sana iyi bir haberim var. Bir yaşındakinden daha çok dayan. Hadi yapma. Oğlum bu dedeyi zaten vinçle koymuşlar ki bu adam istese de çıkamaz ki tek başına. Bu adam şu an kim yardım edecek bu adama, nasıl çıkacak ki bu herif? Ama. Sence bu kolay mı? Ben Dünya Savaşı gazisiyim. Bu çocuk oyuncağı. Doğru. Hizmetin için sağ ol. Yarışma başlayalı birkaç saat oldu ama 10 kişi çıktı bile. Günün kalanında onları bırakmaya karar verdik ama bu sefer daha çok insan çıktı. Eve gitmek istiyorum. Çocuklarımı özledim. Güle güle. Okula gitmeliyim. Bu yaştayken yapabileceğimi sanmıyorum. Çok sıkıldım ve köpeğimi özledim. Bu katıldığın için. Aa, sen ciddi misin? Ama bazıları ise daha kararlıydı. Aileme düşkün biriyim. Umarım kardeşimin aferin borcunu ödeyebilirim. Torunlarımdan biriyle iddiaya girdim. Ona yaşımın 70 ama işimin bitmemiş olduğunu kanıtlayacağım. Taktik baktik yok. Noel'e kadar rahatım. İkinci gün başlamak üzere ve sadece 76 kişi kaldı. 100 yaşta durumlar nasıl bakalım? Nasıl gidiyor? Yaşıyorum. İkinci gün başladı. Tamam mı yoksa devam? Yavrum yalvarırım arada sırada odaya girmeye, kalk siktire git, kurban olayım. Uyuyorum amına koyayım ya. Sanırım pes edeceğim. Bu ailemin hiç unutmayacağı bir şey oldu. Hey, hem cephede savaştın hem de Mr. Beast videosunda. Evet. İkinci gün oldu. Çok iyiyim. Para tam de şurada. Neredeyse parmaklarımın ucunda. Vay. Niye gitti oğlum adam? Tamam, neyle çizdi? Çubukla. Bu tarz mücadelelerde insanların sıkkınlıkla nasıl baş ettiğini görmek harika. Bazıları yastıktan kale yaparken bazıları cama çizim yapıyor. Bu mücadeleyi bir üst seviyeye taşımaları için fırsat vereceğim. 24 saati geride bıraktık. Şimdi oylama zamanı. Her abi, biriniz... Bir şey söyleyeceğim. Büyük konuşmak istemiyorum da. Bana böyle bir arazi versinler. Ben burada yaşarım bu arada. Hiç umurumda olmaz. Hatta ben bunu content içerik değil, bütün content para aldıktan sonra da siktirin gidin derim yani. Ben takılırım oğlum burada ya. Odasında bir yeşil ve bir kırmızı düğme var. Eğer çoğunluk yeşile basarsa bir oyun oynayacağız. Bu aynı zamanda çoğunuzun elenmesi demek. Ama kırmızıya basarsanız normal şekilde devam edeceğiz. Kırmızıyı seçeceğim. Neden risk alayım ki? Yeşili seçmeyeceğim. Bir şey yapıp insanları elemek istiyorum. Yeşil oyun demek, kırmızı tamam. Sonuçları görelim. 61 kişi oyun oynamak istemiş, 13'ü ise reddetmiş. Kazanmayı kafama koydum. Oyunumuz bul karayı al parayı. Ama işi birazcık büyüttük. Top 3 bardaktan birinin altında. Nolan çanları karıştırmaya başlayın. Kim topun yerini bulursa yarışmaya devam eder, geri kalanı ise elenir. Çocuklar çok tatlı, gözlerimi alamıyorum. Şuna baksana nasıl da kilitlenmiş. Sağdaki mi o? Sağdaki mi o? Sağdaki mi o? Ha, uzun uzun çeviriyorlar. İşin gücün numara. Aa, yok artık, bu da ne? Buna asla kanmam. 82 yaşındaki kanmıştı. Sence top hangi bardağın altında? Yaşayıp göreceğiz. Ama bazıları topu kaybetti. Bu yüzden komşularına güvenmek zorundalar. Bir saniye gözlerimi kırpsam ya da dalsam kaybedeceğim. Çünkü çoğunluğun fikrine uymalıyız. Yeni taktik. Ne? Sorduklarında doğru cevabı söylemeyeceğiz. Yanlış rengi söyleyeceğiz. Arkadaşlarıma güveniyorum. Sorun kahveye yok. Bak. Çok gerginim çünkü elenmek istemiyorum. Bak. Tam bir saattir bu bardakları izliyorlar. Hala topun nerede olduğunu biliyorlarsa çok şaşıracağım.
Herkesin butona basmasını istiyorum. Top hangisinde diyorsanız o renge basın lütfen. Kime güveneceğimi bilmiyorum. Yeşil. Kırmızı dedi. Kırmızı. Mavi dedi. Mavi. Ona inanma. Ona inanma. Şuradaki adama hiç güvenmiyorum. İşim bitti koca oğlan, bitti. Hangi rengi seçmişler? Sanırım sadece 3 kişi yeşil demiş. Nolan peki doğru mu bildiler? Hayır yanlış. Çoğunluk maviyi seçti. Allah, Vietnam gazisi gitti beyler. Vietnam gazisi acıdan öldü. Seçmiş. Bakalım doğru mu? Doğru. Aman tanrım. Kurtulduk. Eğlendik. Buradan kurtulduk. İkinci günün sonundaki oyunla birlikte mücadelede 52 kişi kaldı. Ve sinirler biraz daha gerildi. Bir düşmanımız oldu. Yaşlı adam. Evet kesinlikle. İki oda arasında çatışma var. O bana kırmızı dedi. Doğruyu söyledi. Buraya geldiğinden beri onlarla konuşuyor ve yine de ona yalan söylediler. Onunla sadece uğraşıyorduk. Ona yanlış rengi söyledik. Sadece eğleniyorduk. Bizi yanlış anladılar. Hile hurdayla kazanacaksanız biz bu oyunda yokuz. Yaptıkları insanları kendine düşman etmek oldu. Herkes. Herhalde tuvalete nasıl gideceğinizi merak ediyorsunuz. Şunu in. Tam chatten tuvalete nasıl gidiyorlar amına koyayım sorusunu gördüm. Bak tam burada. Onunla entegreli bir şekilde şu sorunun gelmesi de güzel. Güzel bak bir şeyleri düşünüyoruz. Beraber aynı sırada düşünüyoruz. Bak bu optimizasyon iyi ikimiz aramasında. Güzel. Devam edelim böyle. Şimdi odanın dışındaki ışık yanacak. Ve Chris sana bir tuvalet getirecek. Yüz tuvalet temizletemem. Ben insan içinde sıçmam abi. O yüzden portatifi var. Bu kim? Burası artık bir tuvalet. Bu kim? Tuvalet çıkmamız evet, lazım. Banyo. Benimle. İnanamıyorum. İkinci günün sonunda neredeyse yarışmacıların yarısı elendi. Yanlış renk söylemek eğlenceliydi. Ne yapacaklarını şaşırdılar. Ne? Oğlum bu çocuk böyle değildi. Bu çocuğa ne olmuş? Bu çocuk... Ne? Chris? Değişmiş mi? Seçim mi yapmış? Diğer tarafa mı geçmiş? Ha anladım. Olabilir, olabilir. Neden 22 numaranın elenmesini istedin? Biz atışmıştık. Üçüncü güne girerken sinirler tavan yapmıştı. Çıkasın gelecek. Bu asla işe yaramaz. Ne? Seni duyamıyorum. Çok açım. Beni rahat bırak. Çok açım. Beni delirtiyor. Bu da daha fazla kişinin çıkmasına neden oldu. Eve gitme zamanı. Çok dayanmıştın. Teşekkür ederim. Hani 70 iş bitmemişti. Torununla iddiadı falan içindeki diyordun. Aa, parayı almış ki ama ya. Üçüncü günün sonunda 54 ve 74 numara en büyük hedeflerdi. Nasıl gidiyor millet? Ve dördüncü günü yarıladık. Chris'in çocuğu var. Ciddi mi? Allah analı babalı büyütsün. Ya da nasıl söylenir babalı babalı mı? Nasıl bilemedim neyse devam edelim. Şimdi yeni bir oyun oynayıp oynamamak için oylama zamanı. Evet derseniz birçok insan elenecek. İkinci gündekiyle aynı olmayacak. O yüzden ananı dikkatli büyütsün. Olun. Nasıl gidiyor? Ne oy verdin? Oyun için. Eleneceğinden korkmuyor musun? Kaosu seviyorum böyle daha eğlenceli. Neden fazla basıyorsun? Hadi yarışalım. Tamam. Sonuçlar geldi ve sadece 9 kişi red vermiş. Hepinizde bir kağıt bir de kalem var. Hepinizin kağıtlara kalan yarışmacılardan birini yazmasını istiyorum. Kim en fazla oyu alırsa o elenecek. 60 saniye süreniz var. Bu oyunun aynı olmayacağını söyledim. Bu hoş olmayacak. İyi olacağını düşünmüyorum. Beni göndermek isteyeceklerinden eminim. Son oyunda çok yalan söyleyen oldu. Şimdi yalana maruz kalanlar yalancılara oynayacaklar. Yani aslında ödeşme zamanı. Kime oy verdin? 54. Çok kibirli ve yalancı. 74 çok nankör bir insan. Biri gidecekse o olmalı. Kararını çok hızlı verdin. Evet. Hepimiz ona oy vereceğiz. Herkes 54 mi yazacak? Evet. Bakalım kim daha etkiliymiş. İşler ilginç bir hal alacak. Millet! Herkes cevabını göstersin. 3, 2, 1... Aynı numaradan çok fazla var. 54 ve 74 arasında kıyasıya mücadele var. Sonuçlar hazır ve iki numara birbirine korkunç derecede yakın durumda. Kaybeden 14 oy farkla 74 numara. Nolan 74'e eşlik eder misin? Ve biri gitti. Bunu 9 kez daha tekrarlayacağız. Ooh!
Hepsi aynı anda 10 numaranın gitmesi gerektiğine karar verdiler. Çok sinir bozucu. Resmen beni oyladı ve ona hiçbir şey yapmadım. Çocuğun sinirleri çok sağlam. Eğer sona kalırsa kazanabilir. 10 yaşındaki favorim. Umarım sona kalır. Sanırım 10 diyeceğim. Üzgünüm oğlum. Eğer seni oylamazsam beni gönderecekler. Emin değilim ama sanırım bana oy verecek. 3. Oğlum 10 yaşındaki çocuğa da oylamazsın ya. Oy vermezsin. Uğur var kardeşim benim. 9. ayına birlikte aramıza hoş geldin paşam. 2. 1. Pekala millet. Kağıtları kameraya tutun. Acımasızlar. Oo, aman tanrım. Acımasızlar. Aman tanrım. Bir sürü 10 var. Üzgünüm. Oğlum yazık lan. Utanın lan amına koyayım. Utanın lan. 10 yaşındaki çocuğa oy veriyorsunuz lan. Sizin Allah belanızı vermesin. Reziller lan sizi. Reziller ordusu sizi. Ufaklık. Ayıp lan vallahi ayıp lan. 10 yaşa kadar lan. Olan herkes elenmiş oldu. Sizler resmen hastasınız. Oradaki herkesi eledin. Seni oylamalarının oğlum, tek babası da gelmiş. Senden korkmuş olmaları. 10 için o kadar üzüldüm ki yarışmanın kalanını benimle sunması için onu yanıma çağırdım. Herhalde beni atmak isteyecek. Pekala hepinizin 14 için oy vermesini istiyorum. İntikam vakti. 14. İntikam vakti ya, güzel bu hoşuma gitti bak. Nasıl desem bilemiyorum ama neredeyse herkes 14'e oy verdi. Birleşik kardeşlerim. Hepimiz asamazlar. Kimin daha büyük tehdit olduğunu düşünmeliyiz. Bunu anlamak zor olacak. Hazır olun. Gitme zamanı. 50 yaşındakiler elemek için kararlı. Ve şu anda oy gücü açık ara onlarda. 73'te şu çürük elmalardan. 73, 15 oy. Aralarında iyi ittifak kurmuşlar. Aman. Ya dedem de sabahtan beri direniyor kanka ya. Kurban olayım adam var ya. Tanrım, 50'likler gerçekten 70'likleri eleyecek gibi. 71 mi? Tamam. 71'i 15 kişi oylamış. 50 yaşındakilerden hiç bu kadar korkmamıştım. Biraz ürkütücü. Çok arkadaşımız gitti. Gitmeleri üzücü. Bunu sevmiyorum. 75'ti. Oh. Oo. Bu çılgınlık. Dayının gelişi gördün mü? Senin var ya. Neyse herkes ya. 69 demiş. Senin için çok üzüldüm. 69 elenen sen oldun. Yaptığını beğendin mi? Elenen bir sonraki kişi 9 oyla 35 numara. Rastgele seçtik. Ve çok üzgünüm ama 21. Arkadaşlığımız uzun sürdü. Birçok 96 var. Bakalım o bu konuda ne düşünüyor? Elenmeye gerçekten yakındı. Hayır. Ah benim ninem, ah ninem gidiyor. Oğlum ninem gidiyor lan ninem. Harika, istediğiniz buysa çok mutlu olurum. Dostum çok oğlum, sevimli. Oğlum chat gidiyor lan. Bu kadar sevimliyse kesin evde onu özleyen torunları vardır. Kollarım, ay kollarım. Bakalım bu sefer kime yazık ettiniz? Numaraları göster. Yarınızdan fazlası 96'ya oy verdi. Size bir türlü anlam veremiyorum. O en büyük tehdit değil. Aa, çok üzüldüm. Her şey için teşekkürler. Yani sonuçta olan oldu. Mutluyum. Herkesin istediği buydu zaten. Yani sizin gibi kem gözlü amana kodum para tutkunu değil. Kadın eğlenmeye gelmiş bir yandan. Anladın mı? Kem gözü şeytanlar sizi. Kaç yaşında insanları. 10 yaşında çocuğu elediniz. Orospu çocukları sizi. Dayanamıyorum şu kontaklara ya. Kalbim buna dayanmaz. Arınma resmen sona erdi. Eğer odandaysan elenmedin demektir. Dayanamıyorum şey. Dayanamıyorum. İttifaklarından dolayı 50'likler zarar görmeden kurtuldular. Nasıl olduysa 54 yine kurtuldu. Sıradaki. Bakalım ne seçecekler. Ben oyun istemiyorum. Bekleyebilirim. 5. gün. Hadi bak. Başka bir oyun zamanı. Eğer oyun oynamayı reddedersem kazanacağımdan eminim. Oyun oynamak istiyorum. Çünkü diğer herkes gibi kazanma şansım giderek artıyor. Bekleyebilirim. Ev kredimi ödemiş ve emekli olmuş olurum. Benim için mutlu son olabilir. Tam 20 kişi oynamak istedi. Niye risk alıyorsunuz? Resmen çılgınsınız millet. Hepinizin odasında... Evet, odaya bir tane kutu getirildiyse en mantıklı şekilde... Şöyle biraz, evet. Odaya kutu getirildiğinde biraz da şöyle dinleyelim. İla kulli mukaabatikum. Senashabul kutala wahidatan til wal ukhra. Wa idha saqata burjuk, tustab'ad. Ishabil kutlata al-ula. Yumkinu an yakuna ay kutlatayn ma'a al-hamra. Tamamdır abi. Şakaya güldüyseniz artık devamını getiriyorum. Tamam. Şakaya güldünüz. Devam. 10 kişi kalana kadar bunu yapmaya devam edeceğiz. Basit mize oğlum, basit mize. İkinci bloku da çıkarın. Ha görünüşe bakılırsa daha elemende. Hadi bir tane daha çekelim. Ulan hala lan bum. Yönesin burada. Brenin devrilişini duymayı bekliyorum. Hadi. Bu çok... Aman tanrım.
çıkarım dediğim anda bir kişi gitti. Elenecek 14 kişi kaldı. Bu çılgınca olacak. Siz oynarken ben de size ShopHappy anlatayım. Telefondan alışverişin en iyi yolu. Oğlum bunu ne para ödüyorlardır var ya chat. Bak bir tane videosuna var ya $1,000,000 ödüyorlardır bunu. Ne kazanıyordur bu var ya. ShopHappy'le alışveriş daha eğlenceli. Fistibiz'den elektrikli bisiklete istediğinizi alabilirsiniz. Hem de kolayca. Of. Almaya hazır olduğunuzda da ShopHappy'le hızlıca ödeyebilirsiniz. Blok çıkmıyor. ShopHappy 100 milyonlarca ürünü tarayıp senin en seveceklerini bulmak için yapay zekayı kullanıyor. Çok gerginim. Ben de öyle. Ah be. Oh, bekle 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 bekle. Dokunmayacaktım. Uygulama ayrıca kargolarınızı da takip edip ne zaman geleceğini haber veriyor. Unutmayın. Arkada insanlar buna eleniyor. 10 kişi kalana anlatıyor. Kadar devam edeceğiz. Anlatıyor hala anlatıyor. Devam. Evet. Yes. Yes. Güzel. Güzel. Elenin, elenin. Evet. Aman tanrım ne yapıyorsun? Çok sakarsın. Dedeme çok yazık oldu ya. Ufak bir Parkinson tuttu orada böyle bir çıtır. Masayla masaya yazık oldu. Evet gördüm. Bir kişi kaldı. Her şey buna bağlı. O son kişi olabilir. Hala yıkılmadığına inanamıyorum. Evet ben de. Kulen neredeyse 30 kez sallandı. Buna bakamayacağım ama bakmam gerek. Bakamam. Bakacağım. Hadi Brenda evde oynuyormuşsun gibi. Ama evde yanımdayken Jimmy ve Mao. Olamaz. Evet. Bu elenen son kişiydi. Sonuna kaldığıma inanmıyorum. 90 gitti kaldı 10. Hadi. Eğer annecik 500 bini kazanırsa Disney World'e gideceğiz. ShopHappy hemen indirin. Burada kullandığımız Jenga bloklarını ve daha fazlasını ShopHappy üzerinde satacağız. Bu oyunla 60 yaş üstü herkes elenmiş oldu. Alanın sağ tarafı resmen terk edilmiş gibi. 15 kişi gittiğine göre 15 odayı parçalamamız gerek. Yarın tekrar oyun istemelerine imkan yok. Ne kadar çok insanın elendiğine bir bakın. Bu çarpı işaretlerinden her biri birer insan. Burada biri vardı. Etrafımda kimse yok. Burada en genç benim. Eğer elin... Orada bir tane tek başına bir oda var ya. Oyunla. Minecraft ilk evi gibi duruyor bak. O köşede gördün mü? Buradan öylece gitme. Buraya kadar pes etmek için gelmedim. Sizden oylarınızı sesli söylemenizi isteyeceğim. Oyun istiyor musun? Evet. Evet mi hayır mı? Evet. Evet. Oyun. Evet mi hayır mı? Evet. Oyun zamanı. At mikrofonu. At evet. Mikrofonu. Squid Game videomuzda misket oyununa bayılmıştınız. Bu yüzden de onu oynayacağız. Evet. O videodaki gibi yarışmacılar komşularıyla rekabet edecek. Her oyuncuya 10 misket verilecek ve oyunu kendileri seçecekler. 30 dakikanın sonunda sadece 20 misketi olanlar kalacak. Hadi bakayım. Buradakiler bir an önce bitirmek istiyor. Bu tam $500,000 değerinde bir yazı tura. Hanımlar ve beyler üzgünüm tura geldi. İki yapan kazanır değil mi? Bu iş sizde. Aman tanrım çok iyi. Bu bir puan. Hangi kutuya sokarsan sok kazanacaksın. İşte böyle. Aman tanrım kazandın. Siz ne oynuyorsunuz? Güzel. Süreniz olduğunu unutmayın. Güzel. Sorun yok, sorun yok. Say bakalım 20 mi? 10 mavi, 9 kırmızı var. Bir yer mi kayıp? Tekrar saysana. 19. Bir tane eksik. Bir şey sakladığım yok. Hadi çok oynamaya ilginç. Devam edin. Süreniz sadece azalıyor. 7 dakika kaldı. Kazanmak istiyorsan bulsan iyi olur. Nerede bu? Taşkent makas. Daha önce görmüştüm. Çok evet. Az vakit kaldı. Acele etmeliyiz. 18 misketin var. Sana da öğretti. Biraz öğretti. Bence daha basit bir şey oynayın. Canına, bu biraz zor. Sorun değil. Çok üzgünüm. Oyun dönebilir. Belki de. Buldum. Gerçekten mi? Gerçekten evet, mi? Evet, çarşafımdaymış. Son bir misketi var. Eğer o misketle kazanırsam çok efsane olur.
Hadi. Hadi. Aa, ben bitti sanmıştım. Bitmedi mi? Devam devam hadi. Oo. Girdi. Aa, bitti. Oo. Evet. Artık çıkabiliriz. Ay. Buna çok üzüldüm. Bu bir türlü bitmiyor. Taş, kağıt, makas. Evet evet tamam. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. İkimizin de eve gideceğini söylemiştin. Yani artık farklı bir oyun seçmeliyiz, değil mi? Ne durumdayız bir bakayım. Uzun süre çok taş, kağıt, kalmış. Makas oynamak kötü. Pekala, bu tüm misketler için. Kazanan hepsini alır, sana da uyar mı? Elenecekler var. Tüm misketler evet. için. Devam. Ama senin 14, hadi. Onunsa 6 misketi var. Tamam. Niye? Birazdan önemi kalmayacak. Acele et. Taş, kağıt, makas, göster! Ben kazandım. 54 yine elenmekten kurtuldu. 30 saniye kaldı. Pekala, 2 tane kaldı. Az önce... Abla ağlıyordun az önce, ne oldu? Amına koyayım, comeback atmış bu, ne oğlum böyle? Kaç enter, kaç flash atmış bu? Smoke'larla mumoklarla girmiş. Dede durum buydu, birkaç dakika önce. Evet, az önce tam tersiydi. Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Seni seviyorum. Şeyde ağla amına kolum kaşarı der kesin. Ben de seni seviyorum. Hadi bitirelim. Tamam. Oynayışlara bak. Çok üzüldüm. 500 bin dolarının sahibiyim, çok üzüldüm. Sorun yok, tebrik ederim. Keşke karşımdakinin olsaydı. Evet. Harika bir insana karşı kaybettim. Çok zordu. Geriye kalanlar 23, 40, 43, 52 ve 54. X'ler mezarlığına bakar mısın? Bunlar da başta tıpkı benimki gibi bir odaydı. Gergin değilim desem yalan olur. X'ler daha da kızışmaya başladı. Bugün kızımın doğum günü. Şu anda eve gidiyor ve ben orada değilim. Ah be abi. Beni duyuyor musunuz? Evet. Evet. Oyunun başında 100 kişiydiniz. Şimdi ise 5 kişi kaldınız. Bir oyun daha oynamak ister misiniz? Evet. Evet. Pekala, bunu siz istediniz. Sıradaki oyunda elenen 95 kişi oy kullanacak. Aranızda en çok oy alan 3 kişi ise elenecek. Vay. Bu oyun hiç iyi olmadı. Buradaki bazıları diğerlerine yanlış yapmıştı. Hakkından ne düşündüklerini bilmiyoruz. Bu noktada düşman edinmediğim için mutluyum. Sence kaybedenler seni sevmiş miydi? Çoğu sevmişti. Yarım milyonuna iddiaya girer misin? Bundan emin değilim. Sence elenen kişiler seni sevmiş miydi? Hayır. Niye sevmesinler? Hadi öğrenelim. Tabloya bakıyoruz. Elenen 95 yarışmacıdan her birine kimin gitmesini istediklerini soruyor. Kalbim yerinden fırlayacak. Kaç tane oy almışsın Joe? 10. Elenmen için yeterli değil. Evet. Elenmeyecek iki kişiden biri o oldu. Yani elenen diğer dördünden biri olacak. Pekala, ben bu konuda iyi değilim. Sen yapar mısın? Hadi bakalım. 23. Evet. Sen kesinlikle elendin. Hayır. Son 5'i kalıp buraya kadar gelmişken elenmek çok acı verici. 23'ün gitmesini beklemiyordum. Ve şimdi sadece... Nasıl acı verici? Elinde tomar tomar dolar var ya kanka. Nasıl acı verici ya? Kurban arkandaki 3'ü kaldı. Sence sen? Umarım. Bu nasıl cevap? Aldığın oy tam 15. Feci. Seni seviyorum Chris. Dürüst olayım, bu noktada kaybetmek çok üzücü gerçekten. Burada neredeyse 7 gün geç... Çok üzücü ya vallahi kanka. Şuraya bir baktın mı valla? Büyük ödüle bu kadar yakın ya. Kendi şekilde kaybetmek üzücü. Ve şimdi de ikiniz. Pekala, oraya gelelim. Bu fena. Çok fena. 54. Ben elendim biliyorum. Nereden bildin? Oradaki adama hiç güvenmiyorum. İşim bitti koca oğlan. Bitti. Biliyorum işte. Evet, doğru bildin. 37 oy almışsın. Kalıyor muyum? Bu demek oluyor ki 52, elenmedin. Başardım. Böylesi 40 yılda bir gelir. 500 bin dolar için %50 şansım. Eyvah eyvah, milflerin kapışması oğlum, hadi ya. Sona kalanlar olduğunuz için size bir sürprizim daha var. Sizce sürpriz ne? Hiçbir fikrim yok. Bu ne için? Bu benim kızım için. Doğum günü mü? Bakalım perdenin arkasında ne varmış? Hayır, bunu yapma. Aman tanrım. Kızının doğum gününü kaçırmanı istemem. Hoş geldiniz. Babamı buradaymış. Seni çok özledim. Çok. Seninle gurur duyuyorum. Kazan ya da kaybet. Yapabilirsin. Aferin.
Bakalım. Hadi aile din. Merhaba. Discord moderatörlerinden oluşan bir aile, bir tarafta da hüzünle dolu kutlanılan bir doğum günü. Güzel, hoşuma gitti. Hoşuma gitti. İçerik başka sardı şey beni. İyi. Onlar kötü benim değil. Her şey. Evet, artık gerisi bende. Sadece 52 ve 40 yaş kaldı. Ve neredeyse bir haftadır bu odalarda kalıyorlar. 8. gün. Çılgıncaydı. Buradayım. İnanamıyorum. Her seçtiğim oyunda kaybedeceğimi sandım. Öyle sandım. Ama başardım. Artık hayallerim daha erişilebilir çünkü karşımda 98 kişi yok. Sadece ben ve o varız. Her X işareti ilk başta birer insandı ama hepsi gitti. Geriye sadece Joe ve ben kaldık. Fazladan bir gün kimseyi caydırmaz. Kazanmak için birbirimizi pes etmeye zorlamalıyız. Oyuna hayır demeleri için onlara bir şans verdim ama... Olamaz, ne yapacağız? Oyun istediklerine inanamıyorum. 500 bin dolarla kumar oynuyorlar. Bu çantalardan birinde 500 bin dolar, diğerinde bir çek var. Ve ekipteki herkesin gözü bağlı olacak. Ben bunları karıştırırken kameramanın bile. Birazdan sebebini anlayacaksınız. Ve çantalar karıştırıldı. Oyun istediğinize göre odalarınızdan çıkıp ortada buluşun lütfen. 500 bin doların sahibi 52 ya da 40 olmak üzere. Kimin çantaya bakacağına karar vermek için yazı tura atacağım. Paranın yerini sadece çantaya bakan kişi bilecek. Bu bir blöf düellosu. Aynen öyle, çünkü diğer kişi de hangi çantayı alacağına karar vermek zorunda. Yazı mı tura mı? Tura. Yazı. Hazır olduğun zaman çantanın içine bakabilirsin. Aleykümselam Dilaycığım, hoş geldin Ege. Bu büyük bir yük. Şimdi 52 kendi çantası ya da rakibinin çantası arasında bir seçim yapacak. Joe, 500 bin dolar senin çantanda mı? Evet. Joe, yalan mı bu? Sence? Çantanda başka bir şey var mı? Paradan başka. Mr. Beast logosu. Çekte var mıydı? Evet. Joe, dürüst müsün? Beni yeterince tanıdın sence? Bu çok sinir bozucu. İşin ucunda yarım milyon var. Oğlum çok kötü lan. Bir çantasını mı seçecek, onunkini mi? Vay canına. Büyük bir karar. Evet, ne hadi düşünüyorsun? Bakayım. Paranın o çantada olduğunu mu? Sanırım hayır. Sanırım benimkinde. Çok heyecanlı. Evet, ben şu an heyecandan ölmek üzereyim. Sizin için gerçekten endişeleniyorum. Paranın çantanda olduğuna... Abi bana 40 alacak gibi geliyor ya. Ederim. Bence orada değil. Sanırım kendi çantamı seçeceğim. Emin misin? Son kararın mı? Pekala Joe. Bakalım çantanda ne varmış. Aman Tanrım! Biliyorum. Aman Tanrım. Evet. Oğlum gerçekten tam bir aile babası ya. Gerçekten tam bir aile babası. Adam yalan söylememiş amına koyayım. Blöf bile yapmamış ya. Adam dürüstlükle birlikte kazandı ya. Vallahi helal olsun ya. Dostum, içinde olduğunu söylemiştin. Evet, evet. Resmen paranın onda olduğunu söyledi. Aman tanrım, bu nasıl bir şey? Senin sorunun ne? Doğruyu söyledi ve kazandı. Başında söylemiştim, iyiler kazanır. Dürüst olmak kazandı. Kaybetmiş olsan da sana 10 bin dolar veriyoruz ve ailenle Disneyland'e gönderiyoruz. Biraz teşekkür ederim. Yine de gidecek misin? Evet, yaşasın. Setten parçalar alıp onları... Ama ben 500 bin şey üstü neyse. Koleksiyon parçası yaptık neyse. Ve şapepe 1 sente koyduk. Ve acele etmelisiniz çünkü sınırlı sayıdalar ve hemen tükenecekler. Aşağıdaki linkten hemen şapepi indirin. Abone olun, belki yarım milyon kazanırsınız. Görüşürüz. Abi bu adamın içerikleri bambaşka seviyede ya. Gerçekten bambaşka seviyede ya bu adamın. Bayılıyorum, gerçekten bayılıyorum. Hemen bir işe...